Merhaba. Aşk en yalın biçimde anlatılan tek kavramdır o. Adı kendisidir zaten. Onu anlatmak için sonu gelmez cümleler kurmamıza gerek yoktur. Aşık oldum dediğiniz an akan sular duruverir. Küçücük çocuklar bile sizi rahatlıkla anlayabilir. Çünkü aşkın dili tektir, birdir. Aşk cesaret ister. Hem de kocaman bir yürek ister. Nedir bu aşk denilen şey? Elle tutulmaz, gözle görülmez bir şeye, bir şeyse nedir bu yaşanan somut acılar ve güzellikler? Aşk, hayata karşı işlenilen en doğru suç ortaklığıdır. Aşk, hayatın tek düzeliğine, bütün sıradanlığına en soylu baş kaldırıdır. Ondan korkup kaçmak hiç kimseye ama hiç kimseye yakışmaz. Ve elbette aşkı suçlamak, yargılamak, karalamak, inkar etmek de asla ama asla yakışık almaz. Aşk, hayatın bize hazırladığı en güzel sürprizdir. Bu yüzden de kalpleri ne zaman ele geçireceği asla belli olmaz. Daha ne olduğunu bile anlayamadan onun hükümdarlığının altına giriverirsiniz hemen. Aşkın zamanını biz ayarlayabilseydik eğer ve kime neden aşık olduğumuzu anlayabilseydik eğer, aşkın sırrını da çözerdik herhalde. Ama o zaman da aşkın insanı alıp götüren büyüsü tamamen ortadan kaybolurdu. Aşk, az önce dedik ya, aşk hayata karşı işlenen en güzel ve en doğru suç ortaklığıdır. Aşk hayatın bütün tek düzeliğine, bütün sıradanlığına en soylu başkaldırıdır. Ondan korkup kaçmak hiç kimseye yakışmaz. Ve elbette yaşanılan aşkı suçlamak, yargılamak, karalamak, inkar etmek de aşka yakışmaz. Bu önce haksızlık, kendinize saygısızlık olur. İnsan sonuna kadar savunmalı aşkını, karşılık görmese de, acı çekeceğini hissetse de, yarın terk edileceğini bilse de, ailesini karşısına alacağını bilse de taviz vermemelidir aşkından. Seni seviyorum diyebilmelidir yürekten gele gele. Seni seviyorum diyebilmeli göğsünü gere gere. Aşk işte o zaman aşktır. Ve bunun doğrusu yanlışı yoktur. Zaten aşkın kendisi doğrudur. Kime karşı duyuluyorsa bu aşk, doğru insan da işte odur. Aşık olduğunuzdur. Aşkın zamanı yoktur. Hep hazırlıksız yakalar insana aşk. Evli olmanız, sevgilinizin olması, bir ayrılığın taze yaralarını kurutmaya çalışmanız, bağlılıktan korkmanız, ailenizden çekinmeniz, hatta sevilenin hapse girmesi bile onun hiç mi hiç umurunda değildir. İşte aşk bütün bunlara tek başınıza karşı gelebilme yürekliliğidir. Belki de yeni hayata geçebilmenin yoludur. Aşkın ne zaman gelebileceği belli olmadığı gibi, ne zaman gideceği de belli olmaz. Fazla vakti yoktur onun. Uzun süre beklemeye ve bekletilmeye asla tahammülü yoktur. Bir başka göze bakmaya, bir başka tene dokunmaya başlanması o kadar da zor değildir. Aşktan değil, onun kaçmasından korkulmalı ve doğruluğuna, yanlışlığına bakmadan sonuna kadar savunulmalıdır aşk. Ah, biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Hayat zaten kocaman bir yalan. Bir sahte. Bir sahte dünya. İşte bu kadar sahteliğin içinde gerçek ve doğru olan tek güzellik, ama tek güzellik aşk. Lütfen ona, aşka haksızlık etmeyin. Aşkına, sana aşık olana sahip çık ve kaybetme onu. Seni seviyorum demek için geç kalma. Sevgine, aşkına sahip çık. Hoşça kalın efendim.